Biraz karanlık. Hala karanlık. Peki diğer açıdan daha mutlu olacaksınız. Efendim hoş geldiniz. Diziden Paçayı ilk defa yapıyoruz. Konuğumuz Kurtlar Valisi. Konuğumuz Kurtlar Valisi'nin savcı rolündeki değerli A. Çiğdem Batur. Çiğdem hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi isterseniz hep beraber yeni bölümümüzü izleyelim. Reklam girdiğinde sohbetimize şahit olacaksınız. Dizi izlerken de arasında bir şeyler konuşabiliriz. Orada sesi kapatıp yorumlarımızı yapacağız. Evet, Ozan diğer kamera. Ozan ışığı kapat. Hoş geldiniz. Sesi kısık. Şansa şunu şundan da bahsediyorum. Şu anda ne oldu? 212. bölümü izliyoruz. Polat'ın yaşadığını hala bilmiyorsun. Ben bilmiyorum, evet. Sen bilmiyorsun. Abdülay'ın bizden aradığı konuşuluyor. Öldüğü konuşuluyor. İşte şu anda aslında şu anda yayınlanan sahne aslında Abdülay'ın ölmediğini gösteren sahne. Yani ölmediğini. Evet. Aslında ölmedi. Burada post production muamelesi de var galiba. Gerçekten alevlerin içinde olacak hali yok. Böyle yangının alevli sahne çekmiş miydin hiç, sen hatırlıyor musun? Ben çekmedim. Anladım. Abdülay bir sandalye yardımıyla çıkabiliyor yandığı yerden. Ve şimdi yaşayacak. Hissettiğimi anlamanı istedim. Anladım. Şimdi ne yapacaksın? Yoluma devam edeceğim. Ne yapayım? Böyle daha rahat oldu. Geçmişim beni takip edemez artık. Şimdi kim olacaksın? BBG mi? Zülküf Yüksel. Böyle bir şey aldım. Yok canım, ama olmaz. Nefta. Hoş geldin. Şunu anlayamıyorlar. Tamam. Nerede bu televizyon? Sen seni seçtin. Şimdi daha sonra. Evlenmiş bak. Gerçekten şu anda bizim gönlümüz gönlümüze bakıyoruz. Biz evlenmişiz de artık evliliğin birinci yılında birbirinden sıkılmış çiftler gibi. Ben şimdi karı kızla mesela şey gibiyim burada. Sen lanet olsun çekiyoruz bu adam ama. Aynen öyle olmuş. Evet. Bir adam daha mutlu izlerse çok mutlu olurum. İzlemeye devam ediyoruz. Bütün dostlarıma söyleyeceğim. Teker teker görüneceğim. Madem yeni bir hayat yaşıyorsun, git hayatını yaş. Ortalıktan kaybol. Yok olmak istiyordun. Yaşarken yok olmayı tat. Ama bu dediğini yapma. Kimseye görünme. Niye ki? Cahit'in yaşaması için senin böyle bir ünlü olman gerek. Hala Cahit mi diyorsun bana? Eğer sen ölmüş olsaydın diyemezdim. Ama onun ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Senin sahte ölümün onun yükselmesine yardım edecektir.
etseydin her şey başka olacaktı. Kabul et artık. Cahit bunu yapabiliyorsa... Ben izinli bir insanım. Senin toparlayabileceğin bir durumda değil demektir. Benim yaşadıklarımın benzerini yaşıyor. Ya, devam edilirse eşit olsun. Ben de. Kendine kahvediyordur şimdi. Ben ama onu artık hiçbir şey hedefinden saptırmasın. Ne olmuyor artık? Senin yaşadığını öğrense bile mi? Kabına ver. Hülya, senin yaşadığını söylemek için gittim. Ben de o yüzden oraya geldim. Sizlerle eski günleri konuşacaktık. Ve belki hep beraber planımı gerçekleştirebilecektik. Sen hala inanıyor musun? Ne zaman vazgeçeceksin inancından? Olmuyor, yapamıyorsun, yapamayacaksın. Abdülhamit çok sert değil mi? Doğru. Sen olsan. Sert ama baktığında kendine göre haklıdık. Sebebin olsun. Ben yine söyleyeyim. Bu planda yok. Yani, mesela ne bileyim ben sana çok... Peki. Abiye karşı geliyorum şimdi. Ne yapsın? Dostlarımı görebilirsin. Ama ki şu anda bilmesin. Ben... Ne yapayım? Ben tekrar hayatımda. Kararsın. Öl. Ya da öl. Teşekkür ederim. Niçin? Gaye'yi Poyraz'ın elinden kurtardığın için. Eyvallah. Arada ne istedim açık araya? Eyvallah. Öyle devam etsin.